Merhaba arkadaşlar, mantık konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videolarımızı beğenerek, paylaşarak ve bize abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bileşik önermelerde kalmıştık. Önermeleri birbirine bağlayan bağlaçlarla bileşik önermeler elde ediyorduk. Birinci bağlacımız V bağlacıydı. V bağlacını anlatmıştık bir önceki videomuzda. Şimdi VA bağlacını anlatacağız arkadaşlar. VA bağlacında ise bakın V ile gösteriliyor. Gösteriş sembolü burada. 1 veya 1'in sonucu 1'e eşit, 1 veya 0 yine 1'e eşit, 1 veya 0 veya 1 yine 1'e eşit, 0 veya 0, 0'a eşit. Peki bunu akılda tutmanın kolay yöntemi ne olabilir arkadaşlar? Bunu akılda tutmanın kolay yöntemi de hani diğerinde biz çarpma demiştik, buna ise toplama diyeceğiz. Bunu da toplamayla kolaylaştıracağız. İşte 0 ile 0'ı toplarsak 0, 0 ile 1'i toplarsak 1, 1 ile 0'ı toplarsak 1. Ama bu uymuyor bakın. 1 ile 1'i toplarsak 1. Ama şunu bilelim. Önermelerde 2 yok arkadaşlar. Ya 1 var ya 0 değeri var. Öyleyse 1 ile 1'i topladığımızda 2 yazamayacağımıza göre bunu en yakın 1 yazabileceğiz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kolaylaştırabiliriz. Gelelim şimdi bu işlemlerin sonucunu bulmaya. Bunları bulurken de neydi bizim bulacağımız sonuçlar? Ya 0'ı bulacağız, ya 1'i bulacağız, ya P'yi bulacağız, ya da P'nin değilini bulacağız. Hemen bakalım. Mesela arkadaşlar P 1 olsa 1 veya 1 ne yapar? 1 yapar. 0 olsa P, 0 veya 0, 0 yapar. Ha, o zaman demek ki P neyse sonuç o çıkıyor. Ha, o zaman biz ne diyeceğiz bunun sonucuna? P diyeceğiz. Gelelim ikincisine. P 1 ise değili 0. 1 veya 0 ne yapar? Toplandığında 1 yapar. P 0 ise değili 1. Yine 0 veya 1 toplandığında 1 yapar. Her halükarda bakın burası 1 çıkıyor. Gelelim üçüncüsüne. P 0 ise 0 ile 1'i topladığımızda 1. P 1 ise 1 ile 1'i topladığımızda yine 1 yapıyorduk. 2 yapmıyorduk. O zaman burada her halükarda 1 çıkıyor. Gelelim dördüncüsüne. P veya 0. P arkadaşlar 1 ise 1 çıkacak. 0 ise 0 çıkacak. Yine P'ye bağlı. Öyleyse bunun sonucuna da P diyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Bu birinci örneğimizde bakın sonuç 1 çıkmış. Hani toplamada üçünün toplamında sonuç 1 çıkması için arkadaşlar bunlardan en az biri ne olmalı? En az biri 1 olmalı doğruluk değeri. En az biri 1 olmalı. Bu ne anlama geliyor? İkisi de 1 olabilir. Üçü de 1 olabilir. Ama işlerinde hepsi 0 olamaz. Üçü birden 0 olamaz. En az biri 1 olmalı. Diğerine bakalım arkadaşlar. Şimdi bu 3 tane önermenin toplamı 0'sa o zaman biz ne diyebiliriz arkadaşlar? 3'ü de 0 olmak zorunda. İçlerinde hiç doğruluk değeri 1 olan yok. P de 0'dır. Q'nun doğruluk değeri de 0'dır. Ve R'nin doğruluk değeri de 0'dır diyeceğiz. Veya bağlacı da bu şekilde. Şimdi veya ile ilgili örnek yapalım. Şimdi birinci örneğimizde arkadaşlar. Bakın 3'ü de veya. Bu da veya. Bu da veya. Bu da veya. Şuradan başlayalım. P veya 1. Şimdi arkadaşlar ikisi toplamaydı biliyorsunuz. Sonuçta P 0 da olsa 1 de olsa toplamları ne yapacaktır? 1 yapacaktır buranın sonucu. Gelelim buraya. 0'la P'nin değili veya işlemine tabi tutulursa ne olur sonuç? Arkadaşlar P'nin değili 1 olsa toplamları ne yapar? 1 yapar. P'nin değili 0 olsa o zaman toplamları 0 yapar. Yani sonuç P'nin değiline bağlı. Ne diyeceğiz o zaman buna? P'nin değili diyeceğiz. Gelelim ikisini işleme tabi tutmaya. 1 ile arkadaşlar P'nin değili veya ile birleştirilirse sonuç 1 çıkar. Neden? Çünkü bakın bu veya toplama demekti. Burası 1 de olsa toplandığında 1 yapıyorduk. 0 da olsa toplandığında 1 yapıyorduk. Demek ki cevabımız 1. Gelelim ikinci örneğimize. Şimdi arkadaşlar ikinci örneğimizde ne demiştik? Bir iki şey bilmemiz gerekiyor demiştik V'yi anlatırken. Neydi o bilmemiz gereken şeyler? Mesela değişme özelliği. P veya Q denktir arkadaşlar. Q veya P'ye. Bakın bunlar yer değiştirebiliyor. Veya'da da değişme özelliği var. Bir diğer bilmemiz gereken özellik ne? Birleşme özelliği. Nedir birleşme özelliği? Mesela diyelim ki ikisi de veya olsun işlemlerimiz. Bakın bu da veya, bu da veya. Burada öncelik var. Yani parantez var. Parantez önce bu işlemi yap demek. Biz arkadaşlar önceliği buradan alıp bu tarafa verebiliriz. Yani önce P ile Q arasındaki işlemi yapıp sonra R çıkan sonuçta R'yi işleme tabi tutabiliriz. Bu özelliğimiz, bu iki özelliğimiz bu soruda işimize yarayacak. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bakın burada yapılabilecek bir şey yok. Bir sonuç bulamıyoruz. Buraya aynen yazıyorum. P'nin değili veya Q. Aynen yazdık. Burada yapabileceğimiz bir işlem var. Bakın sıfırla P'yi veya işlemine tabi tutarsak P 1 ise sonuç 1 çıkacak. P 0 ise sonuç 0 çıkacak. Yani sonuç P'ye bağlı. O zaman buraya ben P diyorum. Şimdi gelelim bundan sonra ne yapacağımıza. Bundan sonra arkadaşlar yapacağımız işlem şu.
Dikkat ederseniz bakın P'nin değeri ve P var. Bunları bizim yan yana getirmemiz gerekiyor ki bunlar işleme tabi tutulduğu zaman bir sonuç bulunabilir. Öyleyse ben önce bununla bunu yer değiştiriyorum. Q'yu bu tarafa alıyorum veya P'nin değerini de bu tarafa alıyorum. Bu değişme özelliğini kullanarak. Şimdi bakın ikisi de veya olduğu için parantezleri yer değiştirebilirim. Parantezi kaldırıyorum. Q veya P'nin değeri veya P ya. Önce şuradaki işlemi yapıyorum. P'nin değeriyle P veya işlemine tabi tutulursa ne olur sonuç? Bakın biri 1 ise biri 0 ya, toplandığında 1 yapacak her halükarda. O zaman Q veya 1'in sonucu ne olur arkadaşlar? Yine toplama işlemi. Q 0 da olsa sonuç 1 çıkar. Q 1 de olsa sonuç 1 çıkar. O zaman bunun sonucunda biz ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Geçelim dağılma özelliğine. Evet, dağılma özelliği de gayet önemli bir özellik. Aynı çarpmanın toplama üzerine dağılması gibi. Nasıl dağıtacağız arkadaşlar? Bakın P veya'ya getirip bunun üzerine dağıtacağız. Ne olacak o zaman? P veya Q. Sonra aradaki işareti koyacağız. P veya R olacak. Bakın şunu komple dağıtıyoruz. Şurayı. Aynı şekilde başka renkle yapalım. P V'yi dağıtalım şunun üzerine. P ve Q oluyor. Şurası aradaki işaret olmuş oluyor veya sonra P ve R olmuş oluyor. Bunlar da ters taraftan şu veya R'yi bunun üzerine dağıtacağız. O zaman ne olur? P veya R aradaki işaret buradaki V olmuş oluyor. Burası ise Q veya R olmuş oluyor. Son olarak yine buradaki veya R'yi şunun üzerine dağıtırsak P veya R olur. Sonra aradaki işaretimiz şuradaki veya pardon P ve R olur. Aradaki işaretimiz veya sonra Q ve R olur. Şimdi burada hemen şunu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Şu ikisinde ikisi V ise veya ikisi veya ise parantez açılarak işlem yapılır. Dağılma yapılmaz. Ama biri veya ise o zaman dağılma özelliği uygulanır. Şimdi dağılma özelliğinin tersini de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sorularda çok karşımıza çıkıyor. Burada bakın ikisinde ortak olan ne? PV'ler ortak. P ve V. PV'ler ortak. PV ortak parantezini alırsak. Burada ne kalır arkadaşlar? Q kalır. Aradaki işaret veya burada ne kalır? R kalır. Gelelim ikincisine. İkincisine ortak olanlar neler? Hemen altını çizelim. Bakın. Veya R veya R. Bunlar ortak. O zaman biz veya R parantezini alacağız. Parantezimizi açalım. R veya parantezini açtık. Burada ne kalıyor arkadaşlar? Q kalıyor. Aradaki işaret ve burada ise ne kalıyor? P kalıyor. Şimdi gelelim bununla ilgili sorumuza. Soruyu incelersek baktık arkadaşlar. PV'ler ortak. PV'ler ortak. O zaman ben bu ikisini PV parantezine alıyorum. Parantezimi açtığımda burada R kalır. Aradaki işaret veya burada ise R'nin değeri kalır. Şimdi sorumuza devam edelim. R veya R'nin değeri. Bakın biri 1 ise biri 0 veya toplama demekti. Topladığımızda burası her halükarda 1 yapacak. O zaman P ve 1 işleminin sonucu ne yapar arkadaşlar? P eğer 1 ise bunları çarpacağız 1 çıkacak. P 0 ise çarpacağız 0 çıkacak. Yani sonuç P'ye bağlı. O zaman bunun sonucuna biz P diyeceğiz. Evet, geçelim. De Morgan kuralına. De Morgan kuralı da çok önemli bir kural arkadaşlar. Bileşik önermelerin değeri ile ilgili bakın. Bir bileşik önermenin değeri alınırken birincinin değerini alırsın. Aradaki işaret veya ise V yaparsın. Sonra ikincinin değerini alırsın. Geçelim ikincisine bakın. Yine bir bileşik önermenin değeri. Birincinin değerini alırsın. Aradaki işaret V ise onu ters çevirirsin veya yaparsın. Sonra ikincinin değerini alırsın. Peki gelelim sorumuza. Soruyu nasıl yapacağız? Bakalım sorumuzda yine bir De Morgan kuralı var. Yani bileşik önermenin değeri var. Burada P'nin değerinin değerini alacağız. Parantezi açtığımızda değerinin değeri P yapar. V'nin değeri veya yapar. Q'nun değeri de Q'nun değeri yapar. Daha sonra burada da ne var? Veya var. Şimdi bakın burada dağılma mı uygulayacağız? Hayır. İkisi de veya olduğuna göre dağılma değil de biz burada yer değiştirme veya parantezleri açma uygulayacağız. Önce bununla bunu yer değiştiriyorum. Sonra da parantezi açıyorum. Q'nun değeri buraya geldi. Veya P veya P'nin değeri. Niye böyle yaptım? Çünkü P ile P'nin değerini yan yana getirmek istiyorum. Bunlar yan yana geldiği zaman biri 1, biri 0 olduğu için toplamları 1 yapacak. Öyleyse Q'nun değeri veya 1 her halükarda 1 yapacaktır. Toplama işlemi olduğu için Q'nun değeri 0 da olsa 1 de olsa toplamları 1 yapacaktır veya olduğu için.
Evet, gelelim. Totoloji nedir? Çelişki nedir? Bunları anlatmaya arkadaşlar. Totoloji nedir bakın? Bir bileşik önerme daima doğruysa, yani doğruluk değeri 1 ise biz buna totoloji diyoruz. Bakın bir bileşik önermenin sonucu 1 çıkıyorsa çok basit totoloji diyoruz. Mesela bu örneğe bakın. Az önce çözdüğümüz örneğin hemen hemen aynısı. P'nin değilini yazıyorum. Sonra De Morgan uyguluyorum. Bunun değilinin değili P yapar. Aradaki işaretin değili veya yapar. Sonra da Q'nun değili. İkisi veya olduğu için bakın burada dağılma özlemi uygulanmaz. Sadece parantez açılır. Parantez açılırsa P'nin değili ile P yan yana gelmiş oluyor. Bunun sonucunu bulabiliriz. Ne olur bunun toplamı veya olduğu için 1 yapacaktır. 1 olduğu için sonuç daima 1 çıkacaktır. O zaman işte biz bu bileşik önermeye ne diyoruz? 1 çıktığı için sonucuna totoloji diyoruz. Peki çelişki nedir? Bir bileşik önerme daima yanlışsa o zaman biz buna çelişki diyeceğiz. Hemen örnek üsttekine çok benziyor. Bakın P'nin aynısını yazdım. V'yi koydum. Sonra bakın burada De Morgan uyguluyorum. Birinci önermenin değilini alıyorum. Burası veya olduğu için De Morgan'dan dolayı V olacak. Q'nun değilinin değil de Q olacak. Dağılma işlemi uygulanmaz. İkisi de V çünkü. İkisi V olduğu zaman parantezi açarım. V, P ve P'nin değili ve Q. Şimdi şu ikisi işleme tabi tutulursa V'de çarpma işlemi vardı. O zaman biri 0, biri 1 olacaktır bunların. Çarpıldığında 0 yapar. Sıfıra da Q'yu çarparsa Q ne olursa olsun sonuç 0 çıkacağı için işte bu önerme, bileşik önerme nedir? Bir çelişkidir arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda da ise ya da ve ancak ve ancak bağlaçlarını işleyeceğiz. Videolarımıza destek olmadan abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.